Amacımız bölgenin teröristlerden e, temizlenmesiydi. Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi e, aldık. ABD tarafı Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini e, kabul etti. Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. Böylelikle ABD tarafı harekatımızın ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu. Ve bundan sonraki süreçte tabii ki herkesle bu alanda da iş işbirliğimizi sürdüreceğiz. Diğer taraftan YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve eee BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı e, temelinde siyasi sürece bağlılığımızı da bugün bir kere daha e, teyit ettik, vurguladık. Görüşmede elbette ki iki NATO müttefiki olarak aramızdaki dayanışmayı da kayda geçirdik. PKK YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Ve güvenli bölgeden ...buradan bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu e, durdurmamız söz konusu olacaktır. Ve biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracaktır. Ve daha sonra biraz önceki şartlar gerçekleştirdikten sonra... Yani bu 20 saat içinde YPK unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz. Ve bu aşamadan sonra da şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır. Fırat'ın doğusunda DAEŞ'le mücadele konusunda da tabii ki eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışacağız. DAEŞ'e karşı biliyorsunuz bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti ve Suriye'de 3 bin, Irak'la beraber toplamda 4000'den fazla DEAŞ'ı terörsü Türkiye etkisiz hale getirmiştir. Ve ABD'li muhataplarımıza sürekli bir terör örgütüyle mücadelede başka bir terör örgütüne ihtiyaç yoktur demiştik. Bunları da zaten hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bundan sonra DEAŞ'la mücadelede eşgüdüm ve işbirliği içinde olmak konusunda mutabık kaldık. Değerli basın mensupları bu sonuca sayın e, Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde ulaştık. Ayrıca dünden beri Amerika'dan heyetler vardı. Esasen sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la e, Bakü'de yaptığı telefon görüşmesinde de sayın Cumhurbaşkanımız o zaman işte heyetleriniz gelsin, ondan sonra konuşalım. O zaman Trump sürekli e, harekatı durdurun, harekatı durdurun diyordu ve tabii ki dünden bu yana heyetler burada. Ve tüm arkadaşlarımızla, Cumhurbaşkanlığındaki arkadaşlarımızla, aynı şekilde Milli Savunma Bakanımız ve yine Milli Savunma Bakanımızdaki arkadaşlarımız, Milli İstihbarat Başkanımız ve yine istihbaratımızdaki arkadaşlarımızla, bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarımızla beraber bu süreci dünden beri yürüttük, müzakereleri yürüttük. Ve ben tüm arkadaşlarımıza da huzurlarınızda bu işbirliği ve gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bu bölgeden ABD askerleri çekiliyor. Çekilme kararını da aldılar. Şimdi bu bölgede Münbiç dahil bazı bölgelerde rejim var. Yine Fırat'ın doğusunda da kuzeyde bizim sınırımıza yakın bölgelerde Kamışlı dahil biliyorsunuz rejimin de olduğunu biliyoruz. Ve dünden itibaren Aynel Arap Kobani bölgesine de yine rejim ve Rusya unsurları girdi. Dolayısıyla Münbiç ve bazı diğer bölgeleri de zaten Kimlerle görüşeceğiz? Rusya'yla. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve Sayın Putin de bu detayları Suriye'de önümüzdeki süreçte atacağımız adımları görüşmek üzere bu bölgeler dahil Sayın Cumhurbaşkanımızı Soçi'ye davet etti. İnşallah ayın 22'sinde Soçi'de Rusya ile bu konuları ele alacağız. Ama bizim amacımız nedir? Sizin de söylediğiniz gibi 20 mil yani 32 kilometre derinlikte ve de Fırat'ın batısın doğusunda Irak sınırına kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi bu Bizim güvenliğimiz açısından da önemli. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı ve liderlerle görüşmelerinde de anlattığı ve projelerimizi de artık paylaşıyor. Bu bölgelere e, Suriye'de evini terk etmek zorunda kalan. Bizdeki ve Suriye içindeki yerinden edinmiş insanlar ve göçmenlerin dönmesi de söz konusu. Yani bunun sadece bir güvenlik boyutu yok, orası çok önemli. Yani güvenlik boyutu önemli ama bunun insani boyutu var, göçmenlerin dönmesi var. Dolayısıyla 444 kilometrelik kare ve 20 mil, 32 yine kilometrelik bir derinlikte bir güvenli bölge. Ama bunun bir kısmını işte Amerika ile hallediyoruz. Münbiç ve bazı kısımlarını Rusya ile görüşeceğiz. Ve önümüzdeki süreçte bu bölgenin tamamının güvenli bölge haline gelmesi için hangi adım gerekiyorsa bunu da yapacağız, atacağız. Teşekkür ederim. Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması. Sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil. Tüm mevzilerinin yani muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var. Yani silahların alınması, tahkimatlar ve yine e, muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi gibi detaylarda da var. E, diğer taraftan Trump e, davet etti ve bugün de gördük ki davet halen geçerli. Dünden beri yaptığımız görüşmelerde de bunu görüyoruz. E, tabii ki önümüzdeki süreçte inşallah bu ortak açıklamanın içinde yer alan unsurlar başarılı bir şekilde uygulanır. Bizim endişelerimiz giderilir, beklentilerimiz de karşılanır, adımlar atılır ve tabii ki bu ziyarette o şartlarda gerçekleşir. ABD'nin başkanlık kararıyla bir yaptırım oldu sınırlı bir şekilde. Yani bazı bakanlarımız üzerine yani bunların esasen Fiiliyatta bir önemi yok Hiçbir bakanımızın Amerika'da bir malvallığı da yok Daha önce İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanlığımıza yönelik de böyle bir yaptırım olmuş Daha sonra biz de karşılığını verdik Kaldırdık Şimdi 120 saatlik bir e, Ara verme var Durma değil ara verme Ne için? Bu teröristlerin buradan Çıkması için ve bunu kim yapacak? ABD yapacak Ve bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak. 20 120 saatlik süreden sonra bu teröristler tamamen buradan çekilirse ve bu şartlar yerine geldiği zaman o zaman biz harekatı durduracağız. Harekatın amacı ne? Buradan teröristlerin temizlenmesi. Dolayısıyla bu gerçekleştiği andan itibaren de bu aşamaya geldiğimiz zaman da şu andaki mevcut yaptırımlar da ortadan kaldırılacak. Şimdi insani konular bir matematik meselesi değildir her şey dönünce buraların tamamen güvenli bölge haline gelmesi lazım. Ve daha sonra bu insanların gönüllü olarak buralara dönmesini desteklememiz lazım. Döndükten sonra da onların en temel ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın görüştüğü muhataplarla paylaştığı projenin içeriği nedir? Bu dönen insanlara neler yapılacak? Bunların konutları yapılması gerekiyor. Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri aynı şekilde su, elektrik gibi temel ihtiyaçların karşılanması lazım. Hayatlarını idame edebilmesi için işte gerek tarım gerekse diğer alanlarda İslam yaratıcı projeler dahil bunların hepsi aşama aşama hayata geçmesi lazım. Yani aşama aşama olur bunlar. Hani bir takvimlendirilmiş bir şey olmaz. Ama buralara ilk etapta 1 milyon, daha sonraki aşamada da 2 milyon insanın kendi evlerine dönmesi ve dönerken de onlara gerektiği desteğin verilmesi bizim planımız. Ha Burada Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin İkircik'le açıklamaları da olmuyor değil. Örneğin buralara dönecek insanlara yardım etmeyeceğiz gibi açıklamaları yaptı. Cumhurbaşkanımız da bunun cevabını verdi. Bunların dönmesine yardım etmek istemiyorsanız gönüllü dönecekler. O zaman buyurun siz ülkelerinizi alırsınız. Orada bunlara bakarsınız açıklamasının da şeyi budur. sen bu insani konuların da kimse e, siyasi bir meseleye dönüştürmemesi gerekiyor. Bunu Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler için söylüyorum ve herkesin bu geriye dönen insanlara en azından en temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardım etmesi gerekiyor. Suriye'nin yeniden inşası meselesi ise zaten siyasi süreç diğer taraftan ilerliyor biliyorsunuz ve 30 Ekim'de Anayasa Komisyonu ilk toplantısını Cenevre'de yapacak. Sonra siyasi süreç olduktan sonra şimdi Irak'ta olduğu gibi Suriye'nin yeniden inşası konuşulur. Şu anda zaten o aşamada değiliz. Her siyasetçinin Her liderin bir mizacı var Dolayısıyla Genel anlamda baktığınız zaman zaten Pence'in mizacı biraz Bize göre fazla ciddi duruyor Yani ben şahsım için söylüyorum bunu Dolayısıyla bir Siyasi liderin Ya da başkan yardımcısının mizacı ile ilgili Yorum yapmam Ama şunu söylemek isterim Her şey açık açık konuşarak başladı Yani Cumhurbaşkanımız gayet Net samimi bir şekilde Bugüne kadar ki kaygılarımız, bu noktaya niye geldik, başka meseleler dahil hepsini konuştu. daha Biz de içeride yine bu belge üzerinde hangi maddede ne değişiklikler olacak, bunların müzakeresini ayaküstü ya da oturarak gerek Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'le, gerekse Dışişleri Bakanı Pompeo'yla ve diğer beraberindeki insanlarla yaptık. Daha sonra da heyetler arası görüşmeye geçti geçtik ve orada da hem daha önce hazırlanan videoları da e, görme imkanı buldular. Gerek bizim daha mücadelemiz, gerekse burada YPG PKK nedir, ne yapıyor ve e, yine burada özellikle de hep diyorlar ya buradaki azınlıkların geleceği ne olacak diye ve burada özellikle dini azınlıkların YPG PKK ile ilgili şikayetleri gerek Suriye gerekse içeride. Onların açıklamaları ve bilgiler de kendilerine gösterildi. Sonuçta bu müzakereler ve çalışma sonucu da bu kadar saat nasıl geçti onu da yani gerçekten farkında olmadık. Ama neticede böyle bir sonuca vardık, bir netice aldık demek isterim. Rusya'nın girip girmemesi Amerika'nın garantisinde olan bir şey değil, onu söyleyelim. Zaten onlar başından beri bize biz çekilirsek onlar gelir diyordu. Biz de zaten Ruslarla değişik boyutlarda anlatsak da anlaşmasak da uzun zamandır çalışıyoruz. Gerek siyasi ayağında gerekse işte İdlib'deki ateşkesin devam etmesi, Astana işte süreci var, Soçi süreci var, Liderler Zirvesi var. Zaten çalışıyoruz. Zaten salı günü Soçi'ye gitmemizin de sebebi bu. Ama tabii Kobani meselesini de gündeme biz getirdik, sorduk. Yani burada Pence'in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz ya da bir şey yapmayacağız gibi bir şey konuşulmadı. Onların söylediği şu artık orada Ruslar ve rejim var. Onu siz de Ruslarla görüşürsünüz dediler. Yani bizim herhangi böyle bir Kobani veya başka bir taahhüdümüz olmadı. Orada bir zaten açıklamada da göreceksiniz. Trump'ın tweetleri biliyorsunuz herkesi şaşırtmıyor artık. Yani farklı farklı aynı konuda bile ee, kısa süre içinde tweet atması e, Amerika'nın da çok ilgisini çekiyor. Onu söylemek isterim. Dolayısıyla e, böyle bir e, orta, varılan mutabakattan memnuniyet duyması önemli. Milyonlar diye rakamları e, abartır ya da abartmaz ona bir şey söylemeyeceğim. Fakat bahsettiğiniz mektup konusuyla ile ilgili e, biz harekatı ne zaman başlattık? Dokuzunda başlattık. Ve dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik. Bir. İkincisi yani bizim herhangi bir teröristle bir müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'a söylemiştir. Ayrıca Trump'ın bu teröristlerle muhatap olmasının da doğru bulmadığını keza Cumhurbaşkanımız dünkü grup konuşmasında da Bugünkü grup konuşmasında da, dünkü pardon günleri de karıştırıyoruz artık her gün gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi. Diğer taraftan böyle bir ara buruculuğun da doğru olmayacağını ve kabul edilemeyeceğini de söyledi. Amerika'ya da bunun yakışmadığını söyledi. Mektuptaki uslubun yakışıp yakışmadığına bakıyoruz. Zaten Amerikalılar cevap veriyor, Amerikan toplumu. Yani böyle bir seviyesizlik gör, görmedik diye yani temelinde daha birçok e, yorumlar var siz de takip ediyorsunuz. Yani biz e, böyle bir e, seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir ve e, devleti yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz da hiçbir devlet yöneticimizin bugüne kadar geçmişte de öyle e, böyle bir e, seviyeye indiğini hiçbir zaman e, görmedik. Dolayısıyla zaten seviye ile ilgili en iyi cevabı da Amerikan halkı vermektedir. E, ara vermek demek bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz ve gerek oradaki mevcudiyetimiz, gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Yani gözümüzün önünde olacak denetimini de yapacağız. Çünkü geçmişte tecrübelerimiz var, Münbiş tecrübesi var. Yine e, bu e, yine Amerika ile özellikle sahada askerlerimizin yürüttüğü bir güvenli bölge oluşturulması için çalışmalar var. Olanlar var, olmayanlar var. Bunların detayına girmeye gerek yok. Ama burada ne olup ne bittiğini ya da ne olmadığını biz görmüş olacağız bu 120 saatlik yani 5 günlük sürede atılan her adımı biz görmüş olacağız bunu da söylemek isterim. Evet çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi, iyi akşamlar diliyoruz. Son soru dedik. Çok teşekkürler.